Yemek Adası'na ve mutfağıma hoş geldiniz. Bugünkü tarifim sadece iki malzemeden oluşan kahvenin yanına, çayın yanına şahane bir atıştırmalık diyebiliriz. Malzemelerim bir çay bardağı pilavlık bulgur, bir paket çikolata, sütlü çikolata kullanıyorum, 80 gramlık. Bu ürün yapımına geçelim. Bunun için tavamın içine bir çay fincanı kadar pilavlık bulguru alıyorum. Orta ateşte devamlı karıştırıyorum. Bu şekilde rengi dönene kadar, güzelce kavrulana kadar kavuracağım. Gerçekten tadını çok beğendim. Piko çikolataları olur ya, hani diyet çikolataları, tadı onun gibi. Gofret diyorlar adına, fakat gofretle alakası yok. Çıtır çıtır bir atıştırmalık diyebilirim. Denemek istedim. Eğer tadını beğenmeseydim paylaşmayacaktım. Fakat çok beğendim. O yüzden de paylaşmak istedim. Gerçekten de yedikçe yedirten şahane bir tarif. Bu şekilde bulgurlardan böyle çıtır çıtır sesler gelmeye başladı. Bakınız, rengi de döndü. Güzelce kavruldu. Arada bir tadına baktım böyle soğuttuktan sonra. Evet, gevrek, ağızda dağılan bir kıvam aldı. Artık çikolatalarını ekleyebiliriz. 80 gram sütlü çikolata kullanıyorum. Artık ocağın altını kapatıyorum. Bulgurların sıcaklığıyla çikolatalar eriyecektir. Bu şekilde tamamen birbiriyle özleşene kadar karıştırıyorum. Daha sonra yağlı kağıdın üzerine alıyorum. Ben kaşıkla dökeceğim. Siz isterseniz kalıp kullanabilirsiniz. O da güzel olur. Bu şekilde yağlı kağıdın üzerine aldım. Ama daha küçük bir tepsinin içine de alıp yağlı kağıdın üzerine koyarak buzdolabında da bekletebilirsiniz. Ben dışarıda beklettim. 20 dakika içinde de soğudu, dondu, birbirine yapıştı. Dediğim gibi küçük bir yağlı kağıdın üzerine alıp o şekilde buzdolabında da bekleterek soğutabilirsiniz. Evet, soğudu. Görüyorsunuz. Gerçekten çok gevrek. İşte dediğim gibi piko'ya benzettim ben. Piko gibi böyle ağızda pirinç patlağı varmış gibi dağılan şahane bir tarif. Beğendiyseniz beğen tuşuna basmayı, abone de olabilirsiniz. Başka videolarda görüşmek üzere. Hoşça kalınız. Afiyet olsun.